Görürsün bakalım. Ay yalnız çok güzel gelin oldun. Cici baba çok şanslı. Ay kız, ben de öyleyim yani. Çok heyecanlıyım. Böyle nikahta ben böyle Remzi Bey'in gül cemalini göreceğim. Sana bir şey diyeyim mi? Böyle Angelina Jolie, Brad Pitt çifti gibi olacağız. İnşallah. Kına ne oldu? Kınamız hazır. Davetli listesi hazır. Nedimelerin hazır. Ben ve teyzem. Bu arada teyzem de bana aynı Nedime elbisesinden aldım. Nikahta onları giyeceğiz. Bizim Nedime elbisemizin renginde de sende çiçek olacak. Hacı, hiçbir şey anlamadım ama hiç mühim değil. Çok çalışmışsın. Kız, aferin sana. Bu arada sana butik bir kına yapıyoruz. Yani keşke vaktimiz olsaydı gelin hamamı yapsaydık ama ne yapalım artık? Aman artık o da eksik kalsın yani Hatice be. Aman. Ana, şahitleri unuttuk. Yok, ben unutmadım. Saygılar Kemal Bey'den rica ettim. O da beni kırmadı. Biliyorsun ilişkimiz çok böyle seviyeli bir ilişkimiz var saygı çerçevesinde. Bu arada Remzi Bey'inkini de kahveci Yakup olacak. Mantıklı. Beni kabul etmeye çok sevindim Hüseyin. Sağ ol. Başta birazcık karşı çıktım ama sonra anamın bir bildiği vardır dedim. Kadriye anneden daha mı iyi bileceğiz? Zaten imzayı atar atmaz çıkaracağım maskemi. Artık merak etmiyoruz. İstersen yaşamına böyle devam edebilirsin. Biz sizi böyle maskeli sevdik Remzi baba. Maskenize vurulduk. Yok yok. Kadriye Hanım'a sözüm var. İmzayı attığım an çıkaracağım maskemi. Biz büyüklerin arasına girmeyiz. Yalnız akşam bekarlığa veda partisi yapıyoruz değil mi? Bekarlığa veda partisi mi? Evet. Bilmem ki. Yani bu yaştan sonra pek uygun olur mu sizce? Olmaz Remzi baba. Bizde adettendir. Atalarımızın kemiklerini sızlatmayalım. Seni ortaya alacağız. Oradan oraya, oradan oraya. Peki, nasıl isterseniz. Çağırmak istediğiniz birileri var mı? Yok kimse. Maalesef bu hayatta kimim kimsem yok benim. Bana biraz müsaade. Hüseyin abi. Ben çok üzüldüm. Vazgeçelim bu plandan. Adamın kimi kimsesi yok abi. Yapmayalım böyle. Bizim kitabımızda vazgeçmek yok Yiğido. Oh. Çaycı Hüseyin manifestosu madde 12. Arda Bey bir şey soracağım. Siz gerçekten yaptığınız şeyi Haluk Bey söylediniz mi? Evet söyledim. Bravo yani. Büyük cesaret. Yani ilk benden duysun istedim ama yani hani bu kadar sinirleneceğini bilseydim saklardım, izlerdim yani. Yani Haluk abinin gazabından kaçış yok Arda Bey. Siz söylemeseniz de o bu konuyu öğrenir, size gerekli cezayı verirdi. Ya adamın en hassas olduğu konuyu gidip bulup o konuda yapmışsınız zaten sıkıntıyı. Vallahi helal olsun. Bana bak, dar mısın, gömlek misin, niksi birden misin, nesin? Bak zaten gerginim, gelme üzerime. Ben mi geliyorum üzerinize? Siz onu böyle hassas bir konuya burnunuzu sokmadan önce düşünecektiniz Arda Bey. Dedim tam sakin. Sakin. Yeter uşaklar, yeter. Burası bir şirket, tamam. Sakin olun. İstemiyorum artık kargaşalık. Kargaşa mı? Bir şey yok ki. Siz asıl kargaşayı, gerginliği biraz sonra göreceksiniz İsmail Bey. Haluk abi gelmek üzeredir. 5-10 dakikaya burada. Hah. Of. Anneciğim bu sorular çok saçma geldi bana. Ben sıkıldım gidiyorum lütfen. Ya tamam tamam. O zaman sen bana Alev'in numarasını ver. Ben onunla konuşayım ha? Kız kıza laflarız biz. Tamam anneciğim tamam, tamam. Veriyorum. Tamam. Ne istiyorsan ona sorarsın. Yeter ki benim yakamdan düş. Anneyle ne biçim konuşmak öyle Emre? Tamam pardon tamam. Kusura bakma. Mesaj attım tamam. Ha tamam. Tamam. Tamam, hadi ben gidiyorum artık. Geç kalacağım. Yine gel, tamam, tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi. Bay bay. Sen bu istifa meselesini bir daha düşün. Tamam, ben bir gideyim de ondan sonra. Oğlum yeni buldun işi ya daha hemen. Tamam, anneciğim, tamam anlatacağım diyorum. Bilmiyorsun detayını. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Dikkatli git. Tamam, hadi bay bay. Bu sene şampiyon gene bizi Sertaç abi. Çok zorlamayın. O biraz zor Orçuncuğum. İpi biz göğüsleriz. Kartal uçamaz.
Hey Orçun, söyle bakalım matematik sınavın nasıl geçti? Yani o yanlış yaptım Tuna abi. Umduğum gibi değildi ama bir dahakine düzelteceğim. On yanlış yapmış gönül, on yanlış değil. Aman on yanlıştan ne olacak oğlum? Ay canın sağ olsun, sıkma canını. Tabii canım, bugün on yanlış yaparsın, yarın 20 yanlış yaparsın. Öyle. Sınav zaten ya canım, buna önemli değil bunlar. Yani. Hadi okuyacaksın ne olacak Orçun, değil mi Zaytaş Bey? Ne olacak okuyacaklar da zaten. Buffett'in bir Gomez 18 numaralı formasıyla. Kaç tane gol atar Gomez söyle hayatım. En az 30 gol atar hayatım. Oh. Benim acil lavaboya gitmem lazım. Git ben götüreyim seni. Oh, maşallah maşallah. Geliyorum geliyorum ben. Hemen git. Oh. Oğlum bunlar gerçek sınav sonuçların mı? Evet anne. Gerçekten onu yanlış yaptım. Ben seninle sonra konuşacağım. Buffett'in bir Gomez. Gözlem hakikaten bu adam bu kadar fanatik mi ya? Evet. Bütün maçlarına gider. Sen hiç anlamazsın ki futboldan. İyi misin hayatım sen? İyiyim, iyiyim hayatım. Oh, maşallah. Oh, iyi, iyi. Orçun bu Gomez iyi bir futbolcu mu acaba? Ya yok ya, ne iyi futbolcusu. Ballı futbolcu. Vurduğu gol oluyor. Ben lavaboya bir daha bakıp geliyorum. Git. Oh, bir şey mi dokundu acaba? Üşüttü belki. Buffett'in bir Gomez. Orçun ben bir börek daha alabilir miyim oğlum? Ay, bebeğim. Planımız tıkır tıkır işliyor Şükrü. Güvenini kazandık abi. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Siz ne karıştırıyorsunuz orada bakayım? Yakup, senden bir ricamız olacak. Akşama bizim evde kına var. Diyoruz ki Remzi Baba'nın bekarlığa veda partisini burada yapalım. Kadriye anne rica etti Yakup. Kadriye annenin ricası bizim için emirdir. Evet kahvenin demirbaşları. Akşama Remzi Baba'nın bekarlığa veda partisine hepiniz davetlisiniz. Yemek var mı şey? Olmaz mı Neco? Sınırsız kuru yemiş, lahmacun ve yerli çay. Antikaları, temenleri, çocukları bitirmeseydiniz onları da yerdik. Bana bak, dayı oğluna söyle. Biraz daha göndersin sucukları. Yok ya, kötü alırsın sen de. Hayda. İyi de. Aha. Haluk abi geliyor. Ya. Uşaklar ben odamdayım. Nereye ya İsmail Bey gitmeyin. Merhaba. Hoş geldin. Ana. Sen ne işin var burada? Haluk'cum, biraz konuşabilir miyiz can dostum? Bana öyle can dostum, man dostum deme. Ama Haluk'cum sen benim can dostumsun. İndir la ön ayaklarını. Ama... Bunu niye buraya aldınız? Defol buradan! Bir şey yapsam? Arda Bey, buyurun. Anne böyle bana el ayak hareketleri aman yapma. Abi. Defol buradan! Aman Haluk abi, tamam. Arda Bey, yapma. Yapmıyorum Haluk'cum. Hadi yürü. Dedik biz size. Ben bir... Bana yaparım sana. Haluk Esra, ben bir konuşayım. Aa, merhaba, Meltem Çetinoğlu ben. Acar Tekin Dedektiflik Bürosu mu? Ha, evet, merhaba. Merhaba. Ben bir konuda yardım isteyecektim sizden. Hı-hı. Acar hala konuşuyor ha. Ya yürü gitsene. Hadi Arda Bey, hadi ya, lütfen. Ya Haluk'cum bak, ben bir konuşayım, bir şey anlatayım. Bak, belki beni affedersin. Belki affedersin. Ne affedeceğim seni ya? Ne dinleyeceğim? Sen koskoca okulu git yık. O kadar öğrenciyi, öğretmenleri okulsuz bırak. Başka arazi yokmuş gibi. Biz de gidelim oraya antrepo dikelim.